Selçuk Geçer, şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor ki ne var bunda? Yani hedefimizi 2-3 ay sonra tutururuz. Bu kadar sapma normaldir diyor. Ama ya bir tanesi mi tutmaz? Sürekli revize ediliyor ve sürekli yukarı yönlü revize ediliyor. Ne oluyor? Revize ediliyor çünkü bir algı operasyonu var bence bir yandan da. Şöyle, asgari ücretli emekliye ve işçiye, aynı zamanda memura ne kadar zam yapılacağı konusunda kamuoyunda şiddetli bir tepki var biliyorsun. Bir yandan da Merkez Bankası'nın faiz oranlarının çok yüksek olduğu, artık enflasyonun düştüğü, enflasyon düşüyorsa faiz oranlarının da düşmesi gerektiğiyle ilgili bir algı var. Dolayısıyla bunların önüne geçmek için Merkez Bankası gördüğüm kadarıyla hedeflerini yeniliyor yukarıya doğru. Öbür taraftan bu rakamların da gerçekçi olmadığı ortadaydı zaten inan biliyorsun. Yani %44, %45, %43, %38 bunların arasında bir fark yok bana göre. Böyle bir enflasyonun Türkiye'de olmadığını biliyoruz. Enag rakamları bunu yalanlıyor. Bizim yaşadığımız enflasyon zaten bunu yalanlıyor. Öyle ya da böyle bu enflasyonun biraz daha gerçeğe yakın olarak gösterilmesi gerekiyor da en azından. Çünkü %30'lar, %38'ler falan gerçekçiliğini tamamen yitirmiş durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası revize ediyor. Bir başka iddia da şu, TÜİK ile Merkez Bankası arasında bir gerilim olduğu, bir çatışma olduğu yönünde. Ve OVP programı ile Merkez Bankası arasında bir çatışma olduğu yönünde. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Merkez Bankası çok fazla düşük enflasyonu, gerçeğin dışında çok fazla düşük enflasyonu istemiyor. Çünkü %40'ın altında bir enflasyon, %38, %37'lik bir enflasyon mevcut. Faiz oranıyla neredeyse 12 puanlık bir fark yaratıyor. O zaman da baskılar artacak Merkez Bankası üzerinde. Dolayısıyla Merkez Bankası enflasyonun daha gerçekçi olması konusunda ısrar ediyor. TÜİK ise enflasyonu mümkün olduğunca düşük göstermeye çalışıyor. Böyle bir çekişme var orada gördüğüm kadarıyla. Şimdi OVP ile Merkez Bankası arasında da şey yok, uyum yok. Yani hani Merkez Bankası özerk, onlar elbette kendi kararlarını alıyorlar ya. OVP ise hükümetin hedefleri olarak değerlendirmemiz lazım. Şimdi o zaman nasıl olacak? Hangisine bakacağız biz? OVP'ye mi bakalım? Yani yıl sonu enflasyon hedefi OVP'nin söylediği hedef mi? Merkez Bankası'nın söylediği hedef mi? Selçuk. Yani TÜİK'in canının ne istediğine bakacağız orada. Çünkü ne OVP'nin hedefi önemli, ne Merkez Bankası'nın hedefi önemli. TÜİK ne açıklarsa onu kabul etmek zorunda kalacağız. Resmi enflasyon çünkü ona göre bütün planlar, programlar yapılıyor biliyorsun. İşte Ekim açıklandı en son. Kasım ve Aralık enflasyonları da açıklanacak. Son 2 ay kaldı. Eğer ki TÜİK %50 çıkartırsa %50'ye inanacağız. %45 çıkartırsa Yani %45'e bunlara hiç bakmayalım inanacağız. zaten diyorsun. Bunların hiçbir önemi yok yani. Merkez Bankası belli bir hedef belirliyor ya da işte OVP belli bir hedef belirliyor ama ha oraya şurada bakıyorsun. Şimdi hedef enflasyon çok düşük olsaydı, daha da düşüyor olsaydı o zaman diyecekti ki hükümet ya da yetkililer işte biz hedef enflasyona göre maaş artışı yapacağız. Nitekim bugüne kadar da öyle söylüyorlardı. Ama hedef enflasyonu yukarıya doğru çıkartmış oldu Merkez Bankası bu son raporuyla birlikte. OVP'nin içerisindeki beklenti de yukarıda kalıyor. Dolayısıyla şimdi kredi derecelendirme kuruluşları onlar bunlar falan çıkıp da şey diyemeyecekler. Ya birader %30 asgari ücrete zam yapın diyemeyecekler. Ama buna rağmen %30 zam yapılırsa bunun bir açıklaması da kalmayacak ortada. Bence kazan fena halde kaynıyor inan. Öyle Öyle söyleyeyim sana. Fena halde kaynıyor. olmuyor mu? Ama günün sonunda tekrar altını çizerek söylüyorum. Ne olduğunun, kimin ne beklediğinin hiçbir önemi yok. Enag'ın açıkladığının hiçbir önemi yok. Senin eti sütü, işte herhangi bir ürünü, kirayı kaça ödediğinin hiçbir önemi yok. TÜİK baba çıkıp ne söylerse onu hepimiz kabul edeceğiz ve ona göre de maaşlarımıza zam yapılacak. Zam yapılacak. Şimdi bu hani %25 demişti ya Fatih Karahan. Bu arada onu da söylemediğini söylemiş bugün. Yani benim öyle bir ifadem yok demiş. Asgari ücrete %25 oranında zam yapılacağını söylemişti yılbaşında. Öyle denmişti. Şimdi bu Merkez Bankası bunu yukarı yönlü revize etti ya enflasyon hedefini. Gerçekleşen enflasyon değil, hedeflenen enflasyona bakacağız falan denildi ya. Şimdi 25, 27, 28 falan olur mu bu durumda?
Eğer ki Merkez Bankası'nın beklentisine göre yapılacaksa, enflasyon beklentisine göre yapılacaksa 2024 sonu %44. Bir daha rakamlara bakabilir miyiz seninle birlikte? Verin arkadaşlar deminki grafiği Merkez Bankası. 2025'e bakmamız lazım. 2025 sonu söyleyeyim önemli. Ben sana Selçuk %21. %21 zam. İşte buna göre bakacaksın. %14'te o, %21'e göre bakacaksın. Diyecekler ki beklentimiz %21, %25 civarında bir zam yaparız. Hadi çok zorladık, %30 zam yaparız. Ha, 2025'in enflasyonuna bakacağız diyorsun. Tabii. Biraz normalde 2024'e bakmamız lazım halbuki. Gerçekleşen enflasyona bakmış olsak 2024'e bakmamız lazım. Orada ben kendi kendimi çürütüyorum biraz önceyle. Ben de hata yaptım çünkü 2025 yerine 2024 söyledim. Merkez Bankası %44 dese de bir şey değişmeyecek. 2025 anladım. Beklentimiz bizim %21 ya abi. %21'in üzerine koy 5 puan daha. O da Cumhurbaşkanı payı. Gönlünden kopan. Gönlünden kopan. Al sana %25 zam. Neyine yetmiyor? Aynen, yeter. Daha çok bile. Ya çok bile abi. Harca harca bitmez. Ben sana söyleyeyim. Ha şunu da söyleyeyim mi inan sana? Heh. Bak bu da çok önemli ve çok kritik bir mesele. Şimdi %25 koyalım 17.002 liralık maaşın üzerine. Ne kadar ediyor abi? 21.5 falan ediyor, evet. Tamam mı? 22.000 ediyordu sanki. Evet. 22.000 et. Tamam, etsin. %44 koy abi şimdi. %44 koyduğunda 24.500 falan ediyor abi. Ne olacak diyorsun? Ya arada sanki ve uçurum gibi fark varmış gibi konuşuluyor. Hani bu geçen gün ekonomistler toplandı, imza topladılar falan filan. Gerçekleşen enflasyona göre, hangi gerçekleşen enflasyona göre kardeşim? Hangi gerçekleşen enflasyona göre? Şimdi gerçekleşen enflasyonla kastettiğimiz TÜİK'in gerçekleşen enflasyonu mu? Benim yaşadığım gerçekleşen enflasyon. Evet, ama yani 3500 lirayla 0 lira arasında da 3500 lira fark var ya da 3000 lira her neyse. Hiç yok yani, da iyidir yani Selçuk. Allah bereket versin. Tabii canım öyle haklısın. Aklımda Selçuk teşekkür ederiz. Sağ ol zaman ayırdığın için. Ben çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak çok keyifli oluyor. Çok teşekkürler. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar haberi atlayalım. Etki